Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Suat-ı Mekke 9. sefir 59. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. Cuma günü orucu. Bilginler, Cuma günü orucu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre bu oruç mekruh iken, bir kısmı bir önceki veya sonraki gün tutulmadıkça bu orucun mekruh olduğu görüşündedir. Müslim Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Bir önceki ve sonraki günde tutmadıktan sonra kimse cuma günü oruç tutmasın. Buhari şöyle bir olay aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü oruçta olan Cüveyriye bin El Haris'in yanına gelmiş ve kendisine dün tutmuş muydun diye sormuş. Hayır diye cevap verince yarın tutacak mısın diye sormuş. Kadın hayır diye cevap verince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yarın tutmalısın demiştir. Bilmelisin ki cuma günü yaratma günlerinin sonuncusudur. Allah'ın kendi suretine göre yaratmış olduğu şey ki Adem'dir, bugün de yaratıldı. Yaratılışın kemali ve tamlığı bugün de ortaya çıktığı gibi yaratılmışların en kamili olan insan da bugün de zuhur etmiştir. İnsan türenlerin sonuncusudur. Allah onun vasıtasıyla El-Ahir ismini ilahi mertebede koruduğu gibi insanı da El-Ahir ismiyle korur. Öyleyse El-Ahir ilahi isimlerin içinden Adem'e bakan isimdir. Allah iki sureti yani hakkın ve alametin suretini birleştiren yapısıyla insanın yaratılışını bugün de toplamıştır yani tamamlamıştır. Bu nedenle Allah onu şeriatın diliyle toplama günü anlamında Cuma günü diye isimlendirmiştir. Allah insanı ilahi isimlerle süslemiş, onlarla bezemiş ve onu bu isimler sayesinde yeryüzüne halifesi olarak yerleştirince kemaldeki en güzel ilahi süs ile zuhur etmiştir. Allah kendisinden daha geniş olma özelliğini de ona tahsis etti. Çünkü onun rahmeti kendisini sığdıramaz ve rahmetine dönmez. Kendisinde etkisi bulunan yeri yaratıklardır. Kalp Allah'ı sığdırabilmiştir. Bu nedenle kalp dolayısıyla insan Allah'ın rahmetinden daha geniş olmuştur. Bu garip şeylerden biridir. Allah'ın rahmetinden yaratılmış ama rahmetten daha geniş. Allah'ın tecelligahı olan bir şey için Allah'ın ziynetinden daha üstün bir ziynet vardır. Allah bugüne cahili Arapların diliyle bir isim vermiştir. Urube. Başka bir ifadeyle Cuma. Güzelleşme ve süslenme günüdür. Hak, kamil anlamda alemin en yetkininde zuhur etmiştir ki o da Adem'dir. Günler içinde de Cuma gününden daha yetkini yoktur. Çünkü ilahi iktidar Allah'ın kendi suretine göre yarattığı insanın yaratılmasıyla o günde ortaya çıkmıştır. İnsan yaratılınca artık ilahi iktidar için yaratacak bir kemal kalmamıştır. Çünkü hakkın suretinden daha yetkin bir şey yoktur. O surete göre de insan yaratılmıştır. Cuma günü günlerin en yekini olup yaratılmışların en kamili bugün de yaratılınca Allah başka günlerde bulunmayan bir vakte ve ana Cuma'yı tahsis etmiştir. Bütün zaman bu günlerden ibarettir. Bu saat zamanlar içinden, Cuma gününden başka bir şey için gerçekleşmemiştir. Saat, günün 24'te parçasından biridir. Ve söz konusu olan şey, Cuma gününün gündüz denilen yarısının bir bölümündedir. Öyleyse bu saat günün zahirinde insanın ise batınındadır. Çünkü insanın batını, günün zahirinin karşılığıdır. Dikkat ediniz. Şari Ramazan'da geceyi ibadetle geçirmeyi emretmiştir. Geceyi ibadetle geçirmek insanın zahirine ait bir hükümdür. Çünkü insanın zahiri uykuyla dinlenen yönüdür. Allah uykuyu dinlenme yapmıştır. Başka bir ifadeyle rahatlık yapmıştır. Gece ise ilahi tecelli ve Rabbani tenezzülün gerçekleştiği yerdir. Bu inişi insanın ayakta karşılaması tasavvufi yolda Allah'a karşı saygının bir gereğidir. Gecedeki bu iniş, Cuma'nın gündüzündeki saatin karşılığıdır. Fakat iniş her gece gerçekleşirken, saat ise özellikle Cuma günündedir. Çünkü bu saat kemal saatidir. Kemal ise, cins kendisinde kemale yatkınlık bulunan bir şey ise cinsinde tek olabilir. Bunu örnek olarak insanın kemale yatkınlığını verebiliriz. Bu kemali tür içinde insandan başkası kabul edemez. Öyleyse insan suret üzerinde yaratıldığı için Rabbi sayesinde kamildir. Cuma günü ise kendisine yaratılmış olan insan nedeniyle kamildir. Cuma gününün ise zikredilen saatinde yaratılmıştır. Çünkü söz konusu saat Cuma'nın en üstün vaktidir.
O saatte hüküm yedinci gökte bulunan ruha aittir. Yedinci gök adalet yani adıl, itidal ve batındaki kemali niteliklerinin semasıdır. Çünkü bu günün sultanı üçüncü gökte bulunan ruhtur. Bu ruh kendi gününün birinci ve ikinci saatinde tam bir otorite sahibidir. Öyleyse bu ruh özü gereği tecelli ederek hüküm sahibidir. Diğer vakitlerde ise vekilleri vasıtasıyla hükmü uygulanır. Bilgi niteliklerin en kamilidir. Bu nedenle en yetkin, en yetkine tahsis edilmiştir. Orucun ise ibadetler içinde bir benzeri yoktur. Bu sayede oruç benzerin olmayışı özelliğinde benzeri olmayana yani hakka benzemiştir. Benzeri olmayan ise tek bir yönden iki farklı nitelikle nitelenmiştir. El evvel ve el ahir. O bu ikisinin arasında bulunandır. Çünkü nitelenen odur. Aynı şekilde o el zahir ve el batın arasında bulunandır. Bu iki nitelik anlam bakımından tek bir niteliktir. Bölünme sadece bu ikisinden ortaya çıkan hükümde gerçekleşmiştir. Böylelikle hüküm kendisinden ortaya çıktığı için ez-zahir denildiği gibi sebebi gizli kaldığı için de el-batın denilmiştir. Öyleyse bu ikisi ona ait iki niteliktir. Bu niteliğin ispat edilmesi gerekli olmadığı için onunla nitelenenin ispat edilmesi de gerekmemiştir. Her hüküm hüküm sahibinde ilklik ve sonluk sahibidir. Öyleyse o el-evvel ve el-ahirdir. Anlam bakımından bunlar birdir. Başlangıcı ve bitimi bakımından ise bu ikisi bölünmeyen bir şeye ait iki zarftır. Durum belirttiğimiz gibi olunca cuma günü oruç tutmak isteyen kimse bir gün öncesini veya sonrasını da tutmalıdır. O günün orucu ve gecesinin ibadetle geçirilmesi hakkında söylediğimiz benzerlik nedeniyle cuma günü tek başına tutulmamalıdır. Çünkü o günün misli olan bir gün yoktur. Çünkü cuma güneşin kendisinde doğduğu en hayırlı gündür. Şeriatın bilgisi ne kadar da hikmetlidir. Burada cumanın gündüzünün, oruçla gecesinin ise ibadetle geçirilmemesine hükmetti. Bunun nedeni onun diğer günlere olan üstünlüğüne saygıdır. Bugün ümmetlerin hakkında görüş ayrılığına düştükleri gündür. Allah bize insanların görüş ayrılığına düştükleri gerçek hakkında kendi izniyle doğruyu göstermiştir. Dolayısıyla Allah onu aradaki yetkinlik münasebeti nedeniyle sadece Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme açıklamıştır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en kamilidir. Biz ise ümmetlerin en kamiliyiz. Diğer ümmetlere ve nebilerine ise Allah bu günü bildirmemiştir. Çünkü onlar kemal derecesinin altında bulundukları için buna yatkın değillerdi. Dolayısıyla onların nebileri Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem aşağıda bulunduğu gibi ümmetleri de bizim kemalimizden daha aşağıdadır. Hamd bizi seçen Allah'a aittir. Allah'a hamd olsun. Ümmetler ile bizim aramızda bir karşılaştırma yaparsak, biz cuma günü, peygamberimiz ise cuma gününde bulunup o günün diğerlerinden üstün olmasını sağlayan söz konusu saattir. Oruç, tenzih bakımından Allah'a ait iken ibadet yönünden insanındır. Ortaklık konusu ise oruçtur. Öyleyse cuma orucu kendisinden olması bakımından Allah'a, cuma gününe izafe yapılmış günün orucu olması bakımından ise kula aittir. Çünkü kulun oruç tutmasıyla orucun Allah'a ait olması mümkün olabilir. Cuma gününe tamlama yapılan günün orucuyla ise cuma gününü, orucunu sahih olmuştur. Allah hüküm sahibi ve her şeyi bilendir.